Arkadaşlar merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir soru sizler için yorumlamaya çalışalım. x eksi 2018'in karesi eşittir 7. x eksi 2019'un karesi eşittir 7. x eksi 2020'nin karesi eşittir 7. Yukarıda verilen 1, 2 ve 3 numaralı denklemlerin diskriminantları sırasıyla delta 1, delta 2 ve delta 3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Yorumlamaya çalışacağız aslında. E, hani biz e, parabollerimizi, iki dereceden denklemlerimizi a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazıyorduk. Burada her denklemimizde a'nın bir geldiğini görüyoruz. Yani buradaki denklemlerimiz x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazılan denklemlerdir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki Dikkat ediyorsanız... E, sanki burası sıfıra eşitlenmiş gibi düşünün arkadaşlar. Buradan da x eksi r'nin karesi eşittir eksi k formatına dönüştürülmüş bizim denklemlerimiz. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bu şekilde aklınıza yatırabilirsiniz. E, burada eksi k'nin yerine 7 gelmiş. Demek ki k'miz eksi 7'ymiş gibi düşünebiliriz. Peki... E, şuradaki eksi kafamızı karıştırmasın. Biz burayı bir genelleyelim ya da eksi k'yi bu tarafa atıp bu denklemin diskriminantına bir bakalım desek. Yani hiç sayılarımızı yazmadan hatta eksi k'nin yerine 7 de yazabiliriz. Yani oraya 7 alarak da ilerleyebiliriz. E, çünkü her birinde o 7. İsterseniz öyle yapalım. x eksi r'nin karesi eşittir. 7 formatında verilen bir ikinci dereceden denklemi düşünelim. Burada 7'lerin ortak olduğunu şuraların değiştiğini görüyoruz. Bakalım şöyle bir formatta bizim diskriminantımız ne gelecek? Burayı düzenlersek x x'in karesi eksi 2 rx artı r'nin karesi 7'yi de bu tarafa atarsak eksi 7 eşittir 0 denklemini elde etmiş oluruz. Şuradaki r değişkendir her biri olabilir arkadaşlar çünkü r şu olsun diye bir şey söylemedik. Şurayı biraz düzenledik e, düzenlemiş olduk şimdi 7'yi de bu tarafa atarak şurayı da açtık. Burada bir diskriminant hesabı yapalım yani b kare eksi 4 ac'mizi hesaplayalım. Burada biz bizim b dediğimiz sayının e, x'in kat sayısından eksi 2 r geldiğini a'mızın x karenin kat 1 geldiğini C'mizin de sabit terim yani R kare eksi 7 geldiğini söyleyebiliriz. Şurada deltamızı bir hesaplayalım. Ne diyeceğiz? B kare yani eksi 2 R'nin karesinden 4 R kare eksi 4 çarpı A'mız 1 C'miz de R kare eksi 7. Devam ettiğimizde arkadaşlar burası bize 4 r kare. eksiyle ile şurayı çarparsak eksi 4 çarpı 1 çarpı r kareden eksi 4 r kare. Eksi 4 çarpı eksi den de artı 28'in geldiğini. Şunların gidince elimizde diskriminant yani delta değeri olarak 28'in kaldığını görüyoruz. Biz r'yi belli bir sayı seçmedik. Burada r'ye bağlı bir diskriminant da bulmadık. Yani demek ki şuradaki r'miz ne olursa olsun bizim buradaki diskriminantımız daima kaç gelecekmiş? 28 gelecekmiş. O zaman burada 2018 içinde 2019 içinde 2020 içinde arkadaşlar bizim her üç denklemde de bulacağımız diskriminant değerlerinin 28 geleceğini dolayısıyla her üç denklem için de diskriminantın birbirine eşit olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir Umarım mantığımız açıklayıcı olmuştur. O zaman şöyle diyelim isterseniz. Örneğin bizim elimizde x eksi a'nın karesi eşittir b şeklinde bir denklem varsa. Yani a belli bir sayı değil. Bir değişken gibi düşünün arkada. Ya yani Değişken değil de herhangi bir sayı olabilir. Bu formattaki bir ifadede diskriminantımızın ne geldiğine bir bakalım. Yine açtığımızda x kare eksi 2 ax artı a'nın karesi eksi b eşittir 0 gelir. b kare eksi 4 ac yaptığımızda. Yani burada b dediğimizde istediğimiz değer x'in kat sayısından eksi 2a'dır. Eksi 2a'nın karesini aldık. Eksi 4 çarpı x karenin kat sayısı çarpı a kare eksi b dediğimizde bakın 4a kare eksi 4a kare artı 4b'nin geldiğini buralar gidince elimizde 4b'nin kaldığını görüyoruz. Yani şu formatta aslında şuradaki sayının 4 katı bize neyi vermiş oluyor arkadaşlar? Bakın diskriminantı delta'yı veriyor. Buradaki sayımız 7 idi. 4 kere 7'den deltamız 28 geldi. Buradaki sayımız b idi. 4 kere b'den de buradaki deltanın diskriminantı determinantın 4B geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar yani şu formatta A'mızı kaç yaparsanız yapın burada B olduğu sürece bu denklemin diskriminantı 4B gelecektir diyebiliriz. Sayısal da bir örnek verdiğimizde mesela x eksi 7'nin karesi eşittir 9 denkleminin deltası demek ki 4 kere 9'dan kaç gelecek? 36. x eksi 700'ün karesi eşittir 9 denkleminin diskriminantında yine 4 kere 9'dan 36 geleceğini bu iki ifadenin diskriminantının birbirine eşit olduğu bunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız burada E şıkkı gelmiştir. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık da açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.